Evet arkadaşlar, merhabalar. Yine bir Çin alışverişi. Çin'den yaptığımız alışverişleri sizle paylaşıyoruz. Paylaşıyoruz ki yapılan yanlışlıklar, oluşan terslikler hakkında bilgi verelim. Bizim amacımız ticari değil hiçbir şekilde. Bizim amacımız bilgilerimizi, tecrübelerimizi paylaşmak. Aynı yanlışları sizlerin de yapmaması. Gördüğünüz gibi bunlar yeni geldi. CDH 210. Normalde Yamaha 2002 ile yanılmıyorsam 2006 model dıştan takma 4 zamanlı motorlar için bunlar enjektörler. Aynı zamanda çok araştırdım internet üzerinden. Bu Mercury 115 beygir 2000-2006 arası veya 2002-2006 arası yine motoru Yamaha'dan almış. Sadece dış tarafı Mercury'nin bütün parçaları Yamaha'nın. Bütün dıştan takma motor parçaları 4 zamanlı 2000-2006 arası veya 2002-2006 arası Mercury'nin 2000-2006 arası ve 2002-2006 arası motorlarına uyuyor. Özellikle bende 115 beygir var 4 zamanlı. Enjektörlerde sıkıntı olmuştu. Daha önce videolarımızda paylaştık. Enjektörleri nasıl söktük, nasıl taktık. Zaten bu yeni gelen enjektörleri de takacağız. Takarken de videolarını çekeceğiz, sizinle paylaşacağız. Arkadaşlar şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. AliExpress'ten aldık biz bunları. Detail kısmında detaylarına baktığınız zaman detaylarına bunlar new diye yazıyor yani yeni. Bir de renew var. Renew'lerde ikinci ellerin restore edilmiş hali. Açılmış, temizlenmiş hali. Bu iki üründen oluşuyor. Şimdi ben bunlara mesaj atıyorum. Mail üzerinden, AliExpress üzerinden. Bunlar yeni mi diyorum. Bu enjektörler. Karşı firma diyor ki bana yeni diyor. Fakat ben yaptığım incelemelerde bu ürünün yeni olmadığını kanaat getirdim. Bana göre yeni değil. Tabi buralar çok güzel temizlenmiş. Bu contalar değiştirilmiş ki contaların kiti de satılıyor. Onu da diğer videomda sizle paylaşacağım. Conta da sipariş ettim. Bu conta kiti ve repair kiti yani tamir kiti sipariş ettim. Bunların ucuna baktığınız zaman biliyorsunuz 4 delikli bunlar. Ucuna baktığınız zaman deformeler görüyorsunuz. Bakın çizilmeler görüyorsunuz. Tabii bir enjektör taktığınız zaman durduk yere de bir çizilme olmaz. Normalde bu enjektörlerin sürekli hareket etmesi lazım ki öyle bir çizilme yapsın. Yani zoom yapabildiğimiz yere kadar yapıyoruz. Çizilmeler gözüküyor. Gerçi test ettiklerini söylüyorlar ve buna yeni dediler. Yeni diye aldık. Ama bakalım hayırlısı. Gördüğünüz gibi CDH 210. Üzerinden çıkan CDH 210'du Mercury'nin. Anlaşılan o ki ya tamir edilen benden önceki tamir ettiren maalesef muadil böyle bir enjektör taktırdı. Yamaha'nın enjektörünü. Ya da direkt 2000 ve 2006 model Mercury'lerde malum Yamaha'dan aldıkları için bu motorları direkt belki bunlar çıkıyor. Şu üst taraf püskürtme olayının yapıldığı yer. Bu püskürtme olayının yapıldığı yer çok temiz bir şekilde şu an gördüğünüz gibi ama işte pistona püskürtmenin yapıldığı yerde bu delikli olan kısım 4 tane delik var biliyorsunuz 0,5 gibi. Bu kısımın uçlarında biraz çizikler var beni o şüphelendirdi. Burada da gördüğünüz gibi benzin geldiği zaman buraya motor veya beyin elektriksel beyin sürekli şey yapıyor. Elektrik gönderiyor. Siz de deneyebilirsiniz 12 voltta burayı. Bir defa taktığımızda sadece bir tıklama yapıyor yani bir püskürtme yapıyor. Beyinden sanırım sürekli bu tık 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 bu şekilde sürekli elektrik 12 volt elektrik gidip geliyor. Bu sayede de püskürtmeleri sürekli yapıyor. Bunu temizlediğimiz videoyu da paylaştık sizlerle. Enjektör temizleme videosu tabii ki amatörce yapılan şeyler bunlar arkadaşlar. Hani biz maddiyatsızlıktan dolayı bunları deniyoruz. Ha sizlerde maddi sorununuz yoksa gidip sıfırını alabilirsiniz. Şunun çıkmasını Antalya'da bana 500 lira dediler. Bakın tekrarlıyorum çıkması. Bir tanesinin çıkmasına 500 lira dediler. Merkür'de 4 tane var. 4 zamanlı. 4 enjektör var. Bana 2000 liraya mal olacaktı. Çin'den bunu işte 200 lira. 4 tanesini 200 liraya. 4 tanesini 500 liraya. 4 tanesini 800 liraya gibi fiyatlarla alabiliyorsunuz. Tabii ki meblağ büyüdükçe bunlara da gümrük vergisi ödeniyor. Bilginiz dahilinde olsun. Bunları takacağız. Taktığımız zaman da sizlerle paylaşacağız. Tekrar teşekkür ediyoruz. Diğer videolarda buluşmak üzere.